Ey gönül, her ne arar isen sensin o. Sen seni bil, sende ara, sende bul. Sıra dışı bir çocukluktu diyebilirim. Çünkü sanatkar bir babanın evlatlarıydık. Böyle dünyevi şeylere çok fazla eğilmeyen, kendi o manevi dünyasında, o sanat dünyasındaki şeylerin ardında yürüyen bir babanın evlatlarıydık. Bir örnekle anlatayım hani mizacını. Babam Türkiye'nin hemen hemen yarısını yaya gezmiş bir seyyah. Büyük dedesinin türbesini ziyaret için Erzurum'dan Siirt'e, Tillo'ya yaya seyahat eden bir zat. Yani bir aşık, gerçekten bir aşıktı. Yani Allah yarattı demez mesela, beni peşine takar. O kadar çok dostlar edinmiş ama o dostlar o kadar güzeldiler ki hangi ara, yani gittiğimiz şehirlerde de bunu görürdüm. Sen bu dostları hangi ara edindin, ne zaman edindin, bu muhabbetli bağları ne zaman kurdun? Böyle bir zengin dünyası olan bir babaydı. Alırdı mesela, giderdik diyelim bir köye. Sabah ezanından evvel kaldırır, o soğuk sularla abdestimizi alırız. Ondan sonra sesi o kadar güzeldi ki, çok davulcu bir ses. Hatta Cemalettin Server Revnakoğlu onun Tillo'da bir sabah ezanını okuduğunda tüm civar köyleri uyandırdığından bahseder bir gazete yazısında. Öyle yüksek, tepelik bir yere, karların üstünde babam ezan okur. Ben cemaati sabah namazı kılardık. Böyle bir baba, yani çok renkli, yani manevi dünyası çok derin bir baba. Annem de sanki Allah ona o sessizlikte bir eş vermiş. Yani herkes o yaratılıştaki kişilerle şey yapamaz. Annem ilkokul mezunu, o kadar okumuş ama sessizliğiyle o kadar çok şeylerin farkında olan bir kadındı ki, mesela akşam güneşinin batışını suskun bir şekilde, o akşam saatlerini, ondan bize kalma, ben hala çok etkilenirim yani güneşin batış saatlerinden. Cenab-ı Hak sanki gökyüzünde bir şölen böyle meydana getirir hakikaten. Sessizce, yani uzun bir zaman diyelim, 40 dakika, yarım saat, en az yarım saat seyrederdi o vakitleri. Hizmet ehli bir kadındı. Dedikodudan hoşlanmazdı, hiç hoşlanmazdı ama çok da hatırlı gönüllü olduğu için hani ben onun yüzünden mesela dedikodulu edilen bir ortamdaysa yüzündeki çizgilerden ızdırabını anlardım. Böyle şey, yani katkısı şu kadar olurdu. Ama hani keşke bunları söylemeseniz dercesine. Yine böyle mesela bu dedikodunun ne kadar ağır bir şey olduğunu çok hissettiren bir anneannemiz vardı. Onunla da çok, yani zamanlarımız çok oldu. Eski Osmanlı kadınlarından. Mesela anneannemi ben İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı gezdirirken herkes neyi işte mesela oradaki, hani eğer şeyse, çok yabancıysa o dünyalara, işte altınların, zümrütlerin şaşası onu etkiler. Anneannem sanki hac ziyareti yapıyormuş gibi, kurban olayım padişahlarım diye diye o şeylerin, eşyaların hepsinde o manevi izleri bularak dolaştı. Ve ben Topkapı'yı o kadar çok gitmişimdir çeşitli vesilelerle. Anneannemle gezdiğim o zevki gerçekten asla unutamam, yani damağımda tattır. Çünkü ruhunu hissederek, hani bir medeniyetin, bir geçmişin, her şey var onun içinde. Onun o bir Anadolu kadını işte. Yani onun o hislerin içerisinde o kadar çok katmanlar var ki. Bu kadınlarımız çoktu aslında. Yani Anadolu'da annelerimiz, ninelerimiz gerçekten böyle bir dünyanın insanıydılar. Yani kendilerine has bir edinilmiş, sessiz bir kültürün şeyleri vardı. Göre göre, hal olarak yaşadıkları, söz olarak değil, hal olarak yaşadıkları bir kültürün temsilcileriydiler. Söz değildir anlatan, haldir.
sözü halle pekiştirince güzel olur. Yani hani ikisi birbirinin içine girmişse, yoksa sözde kalan bir şey ruhi derinliği olmaz gerçekten, anlam derinliğini edinemeyiz, görmemiz lazım. Dediğim gibi yani çocukluğumda böyle güzel insanlar, sonra baba dostları mesela, her çevreden, her meslekten. Bizim evde çok yoğun sohbetler olurdu baba dostlarıyla. Biz de böyle kapı aralarından dinlemekle geçinirdik yani. Ramazan'ın Cenab-ı Hakk'ın müminlere verdiği bir mükafat gibi düşünüyorum hakikaten. Çünkü hem ayet-i kerimelerle hem hadis-i şeriflerle bize o kadar o Ramazan ayının içerisindeki güzellikleri duyurmaya çalışıyor ki kurban olduğum Allah ve Peygamber Efendimiz. Bir insan ne olursa olsun, yani bir yıkanma ayı, arınma ayı, kapıların bize tamamen açıldığı, bizim yani günahlarımızla, sevaplarımızla alakası olmadan gel diyen bir ay. İnsan olduğunu hatırla, eşrefi mahluk olduğumuzu hatırlatan bir ay. O kadar içi rahmetle dolu ki hakikaten. Benim çocukluğumda da Ramazan ayı büyük bir neşeyle beklenirdi ve yani biz çocuklar da gelse diye beklerdik hani. Hiç bir temizlik yapılırdı evlerde. Her şeyin, temiz olanın da tekrar temizlendiği adeta. Tüm ev hani su kokardı annemin tabiriyle. Su kokmak diye bir şey var. Bu da bir duruluk ifadesi bence. Siz fiziken de böyle arınmaya hazırlanıyorsunuz. O rahmeti hani karşılarken sanki adeta evimizi dolduran melekler bir kirden şey yapıp da terk etmesinler diye böyle bir hazırlıkla, temizliğiyle başlanırdı. Ramazan boyunca işte ihtiyaçlar olan alışverişler yapılırdı. Hem sahur hem iftar vakitlerinin alışverişleri yapılırdı. Ramazan ayı içerisinde bu gene Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak insanın gönlüne dolan bir şeydi. Yani hayır, hasenat. Bunların hazırlıkları yapılırdı. Daha çok gözlemler daha hassaslaşırdı. Kimin var, kimin yok meselesinde ulaşılmaya çalışılırdı. Yani gizli bir sorumluluk duygusu da vardı. Hani benden dolayı o bu yoksulluğa mahkum gibi hani. Bunu ifade edilen bir tarafı yoktur ama bu duygu olarak yaşanırdı. Çünkü gözlenirdi kimin ne sıkıntısı var, ne yaşıyor, yoksulluğu var, şu bu. Hazırlığı böyle çok güzel olurdu. Bir de Ramazanlarda şehir gündüz uyurdu. Yani gündüz uyur derken sessizliğe bürünürdü. Ama gece nasıl bir canlılık, dükkanlar açılırdı, gece hamamları vardı, alışverişler yapılır, kahveler açılırdı. Eski kahvelerde biz de büyüklerimizden dinlerdik. Halk hikayecileri vardı, saz şairleri vardı. Bütün bu canlılıklar o Ramazan'ın bir neşeye dönüştürürdü. Yani bu bir yoz bir neşe değil tabii ki burada. Yani o manevi hazzını, lezzetini duymaya yönelik hazırlıklar gerçekten yoğun bir şekilde yapılırdı. Ve bütün bunlar şamatayla yapılmazdı. Ramazan bir eğlence ayı olarak görünmezdi gerçekten. Yani daha doğrusu öyle olmadığını biz çocukluğumuzdaki bir üzerimizde bıraktığı tesirle anlıyoruz ki bir eğlence ayı olarak görünmezdi. Ama insanlığımızı daha yukarılara çeken, daha işte bizi incelten, hem açlık da öyle bir şeydir ya, yani yemeğe içmeye düşmediğiniz zaman bir letafet kazanıyorsunuz. Bizi yukarılara çeken, yani makamlara çıkaran, hani kendi istidadımızca inşallah, böyle bir neşenin duyulduğu bir aydı. Biz işte kar çocuğuyuz Erzurum'da, böyle karlar çok temiz yerlerde bazen böyle kristalleşir ve onu yemeyi çok severiz. Hatta bazen ona pekmez falan katılır ama ben öyle sade yemeği de çok severdim. Arkadaşlarıma diyordum, orucum bozuldu mu bakın yani. Oysa ama yemez, yani yemek yemezdim. Büyüklerime de sormadım böyle bir şeyi. Ama o iftar sofrasının zevkini kaçırmak istemezdim. Ama şöyle bir safiyet var. Allah bilir tabii ya.
O Safiyet'in orucunu Cenab-ı Hak belki kabul eder yani. Çünkü inanıyorsunuz bozulmadığına. Hani bozulmayacağına inanıyorsunuz. Orucun bir de faydası var. Zor şartlara da dayanıklı kılıyor insanı. Orucun gerçek anlamını inşallah idrak etmek hep nasip olsun. Yani gerçek anlamından uzaklaşan bir oruç göstermelik bir şey olur. Yani belki onun da vardır tabii. Kendinizi tutuyorsunuz, yemiyorsunuz ama bütün halleriyle oruç tutmak lazım. Yani dediğim gibi mesela küfür etmeyeceksiniz. Ağzınıza sahip olacaksınız. En basitinden yani. Ramazan ayında az konuşmak lazım. Çünkü çok söz derler ya, yalansız olmaz, çok mal haramsız olmaz diye de böyle bir atasözü vardır. Ramazan ayında söz orucu da tutmak lazım. Sadece yani yemek içmekten uzak durmak değil, yani hal olarak da dedikodu etmeyeceksiniz, az konuşacaksınız. Hakka hukuka her zamankinden daha titiz şekilde. O bir aylık şey bize bütün zamanlarımızı daha dikkatli olmayının bir alt şeyidir, yani alıştırmasıdır. Ailemizde Ramazanlarda sessizlik hakimdi. Hele de yani şimdi mesela dünyevi meselelerin konuşulmadığı iftarlar yaşardık. Gerçekten. İşte Kur'an-ı Kerim dinlenirdi, duası mutlaka o iftar vaktinden böyle en az bir 5 dakika evvelinden herkes içinden başlardı, iftar dualarını yapmaya başlardı. Çünkü o anların, o bir rahmeti bol anların içinize işlemesi için, hani size o pınarların içinize akması için sessizliğe ihtiyacımız var. Biz yani mesela iftarı açarız zeytinle, peynirle, neyse yani şey hurmayla, suyla. Hemen babamın sesi çok güzeldi, imamımızdı. Hemen namaza dururduk. Yani oruç açıldıktan sonra biz hemen yemeğe içmeye dalmazdık. O da ayrı bir haz verirdi. Yani bütün bir şey, hani namaz, oruç birbiriyle o kadar iç içeydi ki. Yani bizim kendi çevremiz buna alışıktı. Babamın imamlığında namaz kılardık. Ondan sonra otururduk sofraya, sohbet edilirdi. Ya evde kılardık yine babamın imamlığının nezaretinde ya da camilere giderdik. Mukabeleler Ramazan'daki en güzel şeylerden, o nasıl bir heyecandır. Hani cüzü tamamlamak, işte gidip o toplu okumalar, takip etmeler. Bu öyle bir hareket, öyle bir canlılık ki hem bu dünyadaki fiziki varlığınızı da harekete geçiren ama maneviyatla da besleyen bir bütün. Hani kopuk değil birbirinden. Bir yeme içme şölenine dönüyorsa bir iftar meselesi, o size o maneviyatı duyurmuyor. Aslında ben bilirim çok aklınızda kalan Ramazan iftarları deseniz, mesela sadece bir çorbayla veya sadece bir kahvaltıyla geçirilip hemen mesela teravihe, hemen işte akşam namazının arkasından işte dualarımızı mukabele okunup hemen teravihe koşturulan iftarların tadını ben o ziyafet sofralarında bulmam pek zor, yani bulamıyorum. O tür şeylerde gerçekten çok gürültü, çok şamata oluyor. O yemek, bu yemek, işte aklınız yok, börek soğuk geldi, yok falan filan oldu. Bunlara hiç gerek yok yani. Bayram sabahları bir kere böyle uyku yasaktı. Yani bayram sabahı, bayram namazı vakitleri girmeden, imsaktan kalk, yani sabah namazı vakitleri falan hakkıyla idrak edilirdi. Aslında bu sanki çocuklara zulüm gibi görülen şeyler var ya, çocukların hayatını ilelebet düzene koyacak bir alışkanlıklardır. Ben mesela bazen diyorum, küçük çocuklarınızı sabah namazında gidin bir saçını okşayın, bir yüzünü öpün, hafif bir uyandırın, devam etsin uykusunu ama o vakitin o serinliğini o çocukta bir hafif duyurun, yani bir alışkanlık olsun. Bayram sabahları çok şeydi, titizlikle yani ihya edilirdi hakikaten. Erkenden uyanılır, bayram yemekleri hazırlanırdı. Yani kahvaltıda biz sadece işte peynir zeytin değil de hani
annelerimiz bazen böyle bir bayram kahvaltısına özel şeyler hazırlardı. Erkeklerimiz, yani biz o zaman hanımlar gitmiyorduk, şimdi gidiliyor. Bayram namazında o büyüklerimizi şeyle, heyecanla beklerdik. Yani sanki başka bir havayla dönerdiler gibi. Yani o bayram namazının da insanın üzerinde bıraktığı gerçekten bir şey oluyor, yani ruhani bir arınma mı diyeyim, yani onu tam ifade edemedim. Giyinirdik tabii, tertemiz giyinirdik yani. Tabii çocukken büyüğümüzün de harcayan bayram harçlığını da beklerdik. Yani bizim evde böyle bayram harçlığı heyecanı fazla yaşamazdı. Arefe günleri şeyler olurdu, çocuklar evlere arefelik toplamaya giderlerdi. Ve arefe sularıyla yıkanmak diye bizim orada bir şey vardı. Mutlaka hani diyelim ki saçınız temiz bile olsa o arefe sularıyla bir yıkanılırdı yine. Hani bayrama hazırlık olarak. O torbaları olurdu. O da onlar için bir oyun olurdu. Ha, ben bu kadar topladım falan. Hem yerler, hem dağıtırlar, hem belki evinde olmayan hani zengin çocuğu da gelirdi. Yani bunlar çok güzel şeyler. Yani sokakta zengin mi fakir mi ayırt edilmezdi. Toplumda böyle bir kaynaşma vardı. Yani işte sokakta oynayan çocuğun ayağında marka olmazdı çünkü. Yani herkes aynı tip giyim içerisinde olurdu. Torbalarına doldurulurdu işte o kuru yemiş neyse yani verilen. Onlara bir neşe verirdi. Bir de hatırlanırdı yani hani. Onlar kalktı galiba o adetler. Yani yapılıyor mu bilmiyorum Anadolu'da hala. Ziyaretler başlardı. Büyükleri ziyaret etmek. Sonra gelenleri karşılamak. Şey yoktu. Böyle yorulmak gibi ah ah of lafları bayramlarda edilmezdi. Yani o da bir edep dışı bir şey sayılır. Aman işte hizmet ediyorum ama yani kahvenin, çayın işte ocağın şeyi ateşi sönmezdi yani bayram boyunca. Ama kimse de bundan bir şikayet, bir yorgunluk, bir yük gibi görmezdi. Memnuniyetle. Yani gönülle yapılınca şeyini hissetmezsiniz tabii. Şimdi tabii günün gerçekleri bazı şeyleri kendisinden beraber getiriyor. Önemli olan Ramazan geçmişe ait bir ibadet değil. Her halde de olan bir ibadet değil mi? Yani ibadetlerimiz, namaz gibi, işte oruç gibi. O Ramazan'ın maneviyatını, insana kazandırdıklarını bizi o bir ay boyunca Cenab-ı Hakk'ın bizim adeta cehennemin ateşinden çekip aldığı diyeyim hani böyle. O mübarek ayı günün diliyle hissedebilmek ve çocuklara bunu bir eğlence ayı gibi değil de yani yapacağımız her bir uygulamada, etkinlikte ruhunu hissettirerek Ramazan'ın bir insana neler kazandırabileceğinin çok iyi ifadelerini bularak anlatmak gerekiyor. Çünkü Ramazan zaten durup dinlenmek, o havayı, o maneviyatı hissedebilme zamanlarını duyuracak etkinlikler yapılmalı. Çünkü o kalbine iner. Onu orada duyar. Mesela çok güzel bir şiirin şerhi olabilir. Yani çocuğun ruhuna hitap edecek bir şey, bir müzik olabilir. Hani bunlar şey dışı değildir, yani maneviyat dışı değildir. Yani Allah affetsin, diyelim düğünde semazen döndürmek gibi böyle vitrine yönelik, turistik şey gibi değil de ruhuyla hissettirebilecek etkinliklere önem vermeli hakikaten. Çocuklarla çok yüz yüze, gençlerle çok yüz yüze bir arada olmak lazım. Yani bir ibadet zorunluluğundan ziyade bizi insan olarak nasıl kuşattığını, nasıl donattığını, bizim hangi eksiklerimizi bize ayna tuttuğunu gösterdiğini, işte insanlarla kaynaşmanın ne kadar önemli olduğunu, bu Ramazan ayının da buna çok müsait bir ay olduğunu, hani bunları hep anlatabilecek, bunları duyurabilecek etkinliklere önem vermeli diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani geçmiş gitmiş bir şey değil. Ramazan el anda bizi yine çepeçevre kuşatan, yeter ki biz kendimizle yani baş başa kalmanın lezzetini duyalım. Hani
Böyle işte bizim zamanımız falan zamanı meselesi değil bu. İnsan her zaman Cenab-ı Hakk'ın nurunu üzerinde taşır. Yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde nuru sönmez. Onun için insanın kendini kendine gösterecek bir ayna tutmak lazım. İnsan her zaman aslını arar. Dünyanın yani Hazreti Adem'den beri yeryüzü maceramız, hikayemiz buna yöneliktir. Demen için şu şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonunu seyriyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Geldiğimiz yer Hak'tan, gideceğimiz yer Hakk'a. Şimdi bu yolculuk kötü olmaz. Hani onun için duraklarımız vardır, tuzaklarımız vardır, işte bataklarımız vardır. Ama bu yolculuk kesintisiz devam eder ebediyete. O yolculuğun güzelliğini ifade edebilecek bir anlatım şekli bulmak lazım diye düşünüyorum.